Ben Recep Bayındır. Arkadaşım da bir bölümde. Bugün size işte matematiksel gösterim olarak yapay sinir dağları nasıl ifade edilir? Temelde çalışma prensibidir, onlardan bahsedeceğiz. Ama öncesinde ufak bir şey istiyorum. Şimdi sabahki ders kaçıranlar vardır ya da üstünden geçmekte fayda var. Bizim bu çıktılarımız Andrew Agee'nin Machine Learning kursunun beraberce yani uzun bir süre inceledikten sonra öğrendiklerimizi size aktarmak için sunuyoruz. Sizin burada her şeyi direkt anlamamız gayet normal olabilir. Çünkü biz buradaki her konu için en az bir hafta yani grup olarak birbirimizin üstünde de tartıştık. Yani konunun açıklarını, kimi ne kadar anladığını. Çünkü yanlış anlamaya da müsait olabilir. Herkesin kafasında aynı çalışmıyor olabiliyor. Bunlarda komünite olarak çalışmak çok aktif sonuçlar veriyor. Sizden de hani aranızda böyle kursu beraber bitirmek isteyen varsa Discord kanalımızda ulaşarak hani bizim de mentorluğumuzda bir roadmap çizebiliriz. Hani böyle bir şeyi isteyen olursa hani Discord kanalından bize ulaşabilirler ya da birbirleriyle ulaşabilirler. Meetup'ta linki olacak Discord'da. Hani community'ye bağlanmak isteyenler oradan herkes ulaşabilirler. Orada farklı konu başlıkları da var. Sadece machine learning için bahsetmiyorum. Kullanılan bir tool'un özelliklerini bile oradan öğrenebilirsiniz. Şimdi sunumumuza başlayalım. İlk sorumuz yapay sinir ağları nedir? Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Yapay sinir ağları nedir dersek, 1940'lara bakacak olursak, aslında Akın Bey de sabah bahsettiği gibi, insan vücudunun bir şekilde bir makine gibi modellenmesi fikri günümüzde de hala bunun üzerinde çalışılıyor. O yıllarda esinlenilen bu fikir aslında 1940'lardan günümüze geliyor. 1980'lerde böyle kıpırdanmalar, hızlanmalar görüyorsunuz. Ama hem işlem birimlerinin, CPU'ların ve GPU'ların günümüzdeki kapasitelerine ulaşamaması hem de bazı teknik yetersizlikler 1990'larda, 2000'lerde hatta işte 2010 sonrası makine öğrenmesi, yapay zeka gibi konuları aslında çalıştırmaya ve uygulamaya daha müsait olduğu bir ortam bizlere sunuyor, platform sunuyor. Aslında çok da yeni kavramlar değil, yıllardır da üzerinde çalışıyoruz, öyle diyebiliriz. Burada bizim temelde aslında bahsetmeye çalıştığımız şey, bir insan nöronuna, bir biyolojik hücreye baktığımızda nasıl çalışır? Bir girdi vardır, bizim input'umuz, arada bir işlem birimi vardır ve bu işlem birimi bir çıktı oluşturur. Bu çıktı da diğer nörona, diğer hücreye, diğer birime aktarılır. Şimdi aslında temel olarak bu model, bu base üzerinden gittiğimizde burada input'larımızı görüyorsunuz. Bizim x0'larımız, x1, x2'miz. Arada burada biz buna ara layer diyebiliriz, gizli bölüm diyebiliriz. Zaten middle layer olarak siz bunun karşılığını göreceksiniz. Katmanımız ve burada zaten H0 bizim çıktığımız oluyor. Ve bu diğer bir birime aktarılıyor. Şimdi bu en basit haliyle bir yapay sinir ağının bir birimini gösterir. Yani bütün aslında modellemeler bunun üzerinden gidecek. Tabii ki de işler birazdan karışacak, sabahta olduğu gibi. Ama bu modeli unutmamak gerek. Devam edebilirsek, ufak şeyden de bahsedeyim. Tabii. Burada sabah iner regresyon ve örgüsüzlü regresyonda da bahsettiğimiz teta sıfır ağırlığı vardı. Bu bizim aslında bir sabit değişkenimize, bayezimize sağlayan, yalnızlığımızı sağlayan. Burada da bizim girdi vektörümüze x0 olarak bir nitelik daha koyuyoruz ama bu nitelik sadece 1 oluyor. Bu da bizim nöronumuzda hesaplama yapabilmemizde bize kolaylık sağlıyor. Onu daha sonra bahsedeceğiz. Şimdi sabahki tetaları biz bu artık matris olarak düşünüyoruz. Her layer'da, her katmanda farklı bir teta ağırlığı göreceğiz. Bu teta ağırlıkları da büyük teta matris olarak isimlendireceğiz. Yani bunları başlangıç notation olarak aklımızda tutarsak rahat ederiz. Şimdi dediği gibi bir arkadaşımın bizim genelde 3 farklı layer türümüz, yani katman türümüz var. Bir tanesi girdi katmanı, bu girdi niteliklerinin sahip olduğu katman. Arada birden fazla olabilecek şekilde gizli katmanlar var. Bunlar hidden layer diye geçiyor gizli. Birden çok olabilir. Ve zaten sizin modellerinize göre
İşler karıştıkça oradaki gizli katmandaki hem sizin katman sayınız hem de notlarınız, boğumlarınızın sayısı çok fazla olacak. Tabii. Şöyle bir durum var. Lineer, cebir, lojistik, regresyon, lineer regresyon bunlar çözüm kümeleri daha az karmaşıklık sağlayan denklemleri çözer. Neural network daha karmaşık yapıları çözmek için kullanılan bir yöntem. Yani genelde duymuşsunuzdur. Image classification, işte ses analizi, duygu analizi böyle şeylerde kullanılıyor. O yüzden bu hidden layer'ın boyutu tamamen bu karmaşıklığın seviyesi ve bu modeli çalıştırdığınız makinenin kapasitesine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Burada hidden layer'daki alfa değerlerini görüyorsunuz. Bu alfa 1, 2, 3 diye. Bu alfa değerleri birazdan göreceğiniz gibi her bir hidden layer'daki boğuma biz bir tane aktivasyon fonksiyonu uyguluyoruz. Bu duygu arkadaşımızın bahsettiği sigmoid fonksiyonu gibi bir aktivasyon fonksiyonu ve onun bir çıktısı oluyor. Bu değeri de alfa değeriyle gösteriyoruz. Şuradaki ifadede IJ. Şimdi her bir layer dedik. Layer 1, layer 2 yani katman 1, katman 2, katman 3 diye gösterdiğimizde şu J kaçıncı katmanda olduğunu gösterir. Yani ikinci katmandaki bir alfa değeri. Alttaki I de o katmandaki kaçıncı bomba olduğunu gösterir. Yani ikinci katmandaki birinci alfa değeri, ikinci alfa değeri, üçüncü alfa değeri gibi. Bu biraz daha hani o hidden katmanın en basit gösterimi böyle düşünebiliriz. Bu da hani grafik olarak gösterirsek endometrizin dersinde kullandığımız slide aslında bu. Burada unutmamamız gereken iki nokta var. Bir tanesi girdiye x0 eşittir bir kolonunu komple koymanız gerekiyor. Yani 5000 tane ördeğiniz olduğunu düşünün datasetinizde. En başa 1 koyacaksınız ki şu hesaplamada düzgün bir sonuç elde edebilirsiniz. Ve her aktivasyon fonksiyonunu kullanırken de oraya da bir her aradaki gizli katmana bir yanlılık birimi alfa 0 eklememiz gerekiyor. Bunlar unutmamamız, yani model uygulamakta unutmamamız gereken şeyler. Sebepleri birazdan açıklanacak. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey ne dedik? Buradaki ağırlıklarla, yani şu ilişkileri, yani boğumlar arasındaki ilişkileri ağırlık olarak ifade edersek detalar bu aradaki değerler oluyor. Nitelik değerlerimizi ağırlık değerleriyle çarpıp bir aktivasyon fonksiyonunu uygulayarak bir aktivasyon biriminin değerini bulmam gerekiyor. Bu ifadeyi matematiksel olarak göstermeye kalkarsak şöyle bir matris, aslında bu matris operasyonu olarak da çalıştırılıyor ama şu anda iteratif olarak gösteriliyor. Şimdi ikinci değerdeki birinci nodun ağırlığını hesaplamak için, yani ikinci değerdeki birinci nod buna bağlantı kuran bütün girdi değerlerinin ağırlıklarıyla çarpımını toplamını bir aktivasyon fonksiyonu eklememiz gerekiyor. Şu ifade tam olarak onu gösteriyor. Yani x0 ve onun ağırlığı, x1 ve onun ağırlığı, x2 ve onun ağırlığı, x3 ve onun ağırlığı. Bu bize bir aktivasyon fonksiyonu. Burada aktivasyon fonksiyonu g ile ifade ediyoruz. Yani birazdan fonksiyonun denklemini göstereceğiz ama şunu bir not olarak ben eklemek istiyorum. Buradaki aktivasyon fonksiyonu aslında bir transfer fonksiyonu olarak da düşünebilirsiniz. Yani ben sıkırken olan arkadaşlar belki o tarafa daha aşina olabilir. Yani çok da uzak bir kavram değil aslında bize. Yani bunu eklemek istedim sadece. Ya aslında şöyle neural networkler çıktığı bir aslında lojistik birim gibi, mantıksal birim gibi sağlıyor. Biz bu aktivasyon fonksiyonunu kullanmamızdaki amaç duygunun bahsettiği gibi. Aktivasyon fonksiyonuna girdi olan şu çarpım işlemi, yani bu theta transpose x'tir aslında. Yani lojistik regülasyonda. Eğer negatif bir değer veriyorsa sıfıra, pozitif bir değer veriyorsa 1'e yakınsın aktivasyon fonksiyonuyla. Biz de artık bir karar verebiliriz. Yani bu neural network'ün sonucu 0 mı 1 mi? Tabii bu iteratif bir şekilde birinci ve ikinci ve üçüncü not için yapılır. En sonunda da çıktı. Yani şurada fark ettiyseniz H theta tek nottan besleniyor. Bu bir klasımız var. Yani o klasa ait mi değil mi gibi düşünün. Karar vermek için kullandığımız bir model. Burada en son layer'deki aktivasyon değeri aynı zamanda bizim hipotezimizin çıktı değeri. Şimdi burada önemli bir konu teta ağırlıklarımızın boyutu. Yani çünkü biz matris çarpımı yapacağız dedik. Yani bunun ifadenin ileride göreceğimiz gibi bir uygulaması olacak. Ve uygulamada matris çarpımı yapacağız dedik. Bu matris çarpımında tetanın boyutunun iyi ayarlanması gerekiyor. Yoksa sağlık arkadaşımızın da söylediği gibi matris operasyonları yaparken sıkıntı çekeriz. Bir, yani vektörel çarpım yapamayız matrisler arasında. Şimdi şurada
şunu göstermek istiyorum. Burada bizim bulunduğumuz nehirler kaç tane, yani bulunduğumuz katmanda kaç tane boğma olduğu ve bir sonraki katmanda kaç tane boğma olduğu çok önemli. Bu tanımda da SC'ye, şurada SC'ye de bir terim var. Bunu daha sonra ben üstünden anlatırken unutmayın diye size not olsun diye yazdım. Şimdi bulunduğumuz nehirdeki not sayısına, yani kaç boğumlu bir nehir olduğu sayısına SC diyoruz. SC artı 1 de bir sonraki nehirdeki not sayısı. Şimdi biz bir layer up, yani bir katmandan bir diğer katmana geçerken arada işlem yapabilmemiz için bir ağırlık maddesimizin olması lazım. Her geçişte farklı bir ağırlık maddesi kullanacağız. Buradaki ağırlık maddesi, yani şu J, üstündeki J bulunduğu katmanı söylüyor. İkinci katmandaki ağırlık maddesi için mesela şöyle bir ifade. Bir sonraki katmandaki not sayısı çarpı bulunduğumuz katmandaki not sayısı artı 1. Böyle bir denklem çözmemiz gerekiyor. Mesela buna bir örnek verirsek, şimdi mesela düşünün, girdi katmanında iki tane girdimiz var. İki tane yani, x1, x2 girdimiz var. Aktivasyon katmanında, yani gizli katmanda dört tane aktivasyon ünitimiz var. Artı 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Düşünün. Şimdi bizim buradaki matrisimizin boyutu bir sonraki katman çarpı bulunduğumuz katmanlar birden 4 çarpı 3. Yani aktivasyon katmanındaki not sayısı çarpı girdiği katmandaki not sayısı artı 1. Yani bu denklemi unutmamanız sizin için çok önemli. Çünkü bunu ileride hani başlangıç ağırlıklarını random bir şekilde atamamız gerekiyor. Yani rastgele belirlememiz gerekiyor. Çünkü bize verilen denklemde bir ağırlık özelliği yok. Sadece girdi değerleri var. Yani evin fiyatı ya da işte image'deki density ya da başka bir şey, renk kodunun değeri falan onlar var. Ağırlıkları bizim hesaplamamız gerekiyor. Sadece ben image processing kere değiliyormuş. Yani aklınızda şöyle bir soru olabilir. Yani, bu prosesler nerede bulunuyor peki gerçek hayatta diye. Satma sanayinde özellikle telekomünikasyon tarafında yani biz gizli katmanlarda neyin bittiğini bilmiyoruz ama çok kompleks işlerimiz var ve bizim bunları bir şekilde halledebilmemiz gerekiyor dediğimiz durumlarda kullanmıyor. Yani hiç böyle kenarda bir tarafa bırakılıyor sanmıyorum. Böyle bir örnek verebilirim. Tamam. Mesela ben de bir soru sorayım. Mesela aktivasyon katmanı olmadan bir neural network'ü çözmeye kalkarsak sizce ne olur? Yani bir aktivasyon fonksiyonu burada niye bu kadar önemli? Hiç düşündünüz mü? Yani dinlerken aklınıza gelen bir konu yani merak ettim. Şöyle dediğim gibi neural network'ler çok karmaşık sistemleri çözmek için kurulmuş yapılar. Eğer siz aktivasyon fonksiyonu koymuyorsanız şuradaki ifadelerin hepsi artık lojistik regresyon ifadelerine denk geliyor. Yani lojistik regresyon fonksiyonundan, yani algoritmasından bir farkı kalmıyor. Ya da işte niteliklerin boyutuna göre lineer regresyon da diyebiliriz. O yüzden aktivasyon fonksiyonudur aslında neural network'ün bir karar vermesini sağlayan. Bu Android Engine'in işte bu hesaplamayı anlatırken kullandığı slide. Hani burada renklendirme kullandığı için size daha iyi açıklayabilir diye koyuyorum. Yani işte şuradaki mor değeri hesaplayabilmek için mor calculation yapmamız gerekiyor. Sarı iyi hesaplayabilmek için yeşili hesaplayabilmek için yeşil satır kullanmamız gerekiyor. Kırmızı bizim çiftlik değerimiz ve çiftlik değerimiz de şöyle hesaplanır gibi. Şimdi bu ifadenin üstünden geçeceğiz. Biraz az önce bunu ben size hani satır satır işlem olarak gösterdim. Şimdi artık bizim işlemleri matris operasyonu, yani matris çarpımı, matris kullanımı üstünden yapacağız. Yani bir vektör kullanmamız gerekecek artık. Vektörel boyutu yapacağız. Burada işte az önceki sunumda da, yani öğleden önceki son sunumda da gördüğünüz gibi theta transpose x demekti. O aktivasyon fonksiyonun içindeki denklemin vektörel görünümü. Biz o theta transpose x değerine z diye bir parametre yapıyoruz. Bu z değerini de aktivasyon fonksiyonunun içine sokuyoruz. Burada kullandığımız aktivasyon fonksiyonu sigmoid fonksiyonu. Bu sigmoidi seçmemizdeki sebep, yani bizim tutorial'da bize sigmoid patar bahsedildi sadece. Ama mesela regular, tangent, işte hyperbolik tangent fonksiyonu gibi birden fazla şey var. Yani bunların ayrışımı ne dersiniz? Türevlenebilir ya da türevlenemeyen aktivasyon fonksiyonları var. Lineer ya da non-lineer diye geçiyor bunlar. Sigmoid fonksiyonu türevlenebilen bir, yani fonksiyonu olduğu için biz bunu kullanıyoruz ki
geri yani hata hesaplaması sırasında gradient yani eğimli azalma algoritmasında trafik kullanıyor bedenin optimize edilmesinde. Orada çok işimize yarayacağı için bunu kullanıyoruz. Tabii bunu. Relu'nun türevi alınabiliyor mu? Relu'nun türevi alınamıyor. Ama Relu'nun türevi alınabilen versiyonları var. Yani çünkü şey, Relu şeydir, maximize probability. Sıfırdan büyükse değeri al. Hani bir keskinlik yani sürekli bir olmadığı için sordum. Hani evet. Türevi alınamıyor diye öğrenmiştik. Alınamıyor işte. Non-linear'e giriyor Relu. Ben hep sıfıra bile ya da sıfır bir alanında empedal evet. Fonksiyonlar. Evet. O zaman yani neural network sadece classification yapar mı? Aslında saptanlar da yapıyoruz. Yani bakacak olursak. Yani aynen. Aslında bir değer arasında bu olduğunu söylüyoruz. Bir arasında oluyor. Aynen. Bir sürü klasım oluyor o zaman. Aynen. Yine bazı yani şeyleri onu yaparak yapıyoruz. Yani tam exact değeri bulmak için mi söylüyorsunuz? Yoksa bu aralıkta mıdır değil midir ya da segmentasyon yapıyorken mi? Ya bu EFT'yi bulamadınız mı? Ya o işte aktivasyon fonksiyonu seçmenizle alakalı. Orada mesela value kullanırsınız. Yani maksimum değeri bulur. En iyi optimal maksimum değeri bulur. Onu size alıp verir. Bu sigmoid fonksiyonu şey 1 ile 0 arasında düşüyor ya çıktı değerini. O yüzden biz şu an 1 ile 0'dan konuşuyoruz. O fonksiyonun seçimine göre sizin modelinizde kullanacağınız çıktı değişecek bir zaman. Yeterli bir şey. Yani aslında kategorik olarak... Yani bizim burada anlattığımız classification için kullanımı. Onda bir temiz olalım. Birazdan zaten ondan da örnekleriniz olacak. Şimdi tamam bu şey bu transpoz ifadesini gösterdik. İşte uyguladık. Uygulamamız da şöyle. İşte her bir katmandaki notlar için hesapladığımızda işte ikinci katmandaki birinci not, ikinci not, üçüncü not için her bir z değerini içine sokarak bir iteratif ne ama vektör çarpımı var. Kullandık. İşte z genelleştirilirse şöyle bir denklem olarak gösterilir. Yani bu aslında şey yani matematiksel gösterilir. Şimdi bu z değerini şöyle bir durum da var. Biz şimdi nitelikliğimize yani girdi değerlerimize x dedik. Ara katmandaki nitelikliğimize alfa dedik. Şimdi biz bunu bir hepsini bir tek bir seferde yapacaksak hani girdi katmanı ile ara katmanı ayırmamak için girdi katmandaki x'lere de birinci katmandaki alfalar gibi davranacağız. Yani aslında artık x1, x2, x3 yerine birinci katmandaki birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü değer gibi kullanacağız ki şu notation'da, yani bu gösterimde karışıklık olmasın. Çünkü x'lerle alfa'ları ayırmak farklı bir maliyet yapıyor. Z değeri için buradaki ifade şu. Ne dedik? Bir katmandaki değerle ağırlığı çarpılarak hesaplanır dedik. Bu ağırlık bir sonraki katmanın aktivasyon fonksiyonuna girdidir. Buradaki ifade de bu. Yani bir önceki katmandaki ağırlıklarla alfa'yı çarptığımız zaman bir sonraki katmana girdi olarak ifade ediliyor. Çıktığımızda tabii yine aynı şekilde bir aktivasyon fonksiyonu çıktısı. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi bunun basit bir örnek var. Arkadaşım ona anlatacak. Ya bu bir örnek aslında. Uygulamasını işlemi ödersek şöyle. Bu bir mantık operatörü. Bir V kapısı. Ve fiziksel dünyada şunu yapıyor. Şöyle modelliyoruz. İki girdimiz var. Ve biz iki girdimizin ve bir olduğu durumlarda çıkışımızda bir görmek istiyoruz. Ve diğer durumlarda çıktığımızda sıfır değerini almak istiyoruz. Şimdi bu bununla nasıl alakalı dersek şimdi biraz önce sigmoid fonksiyonu kullandık. Bu sigmoid fonksiyonu düşünürsek oradaki paydayı düşünün. Payda n üzeri eksi z'den kaynaklı. Ben input'un negatif değerle beslersem orada bir sıfıra yakınsa ama bunun tam tersi olduğu pozitif bir input'la girdiğiyle beslersem benim paydamdaki değerim sıfıra dolayısıyla benim fonksiyonum 1'e yakın. Burada örnekte de bakacak olursak zaten x2'mizin, x1'imizin 0 ve x2'mizin 0 olduğu durumda benim değerim negatif ve ben 0'a yakınsarım. Yani benim fonksiyonum çıkışta 0 değeri verir. Bu aynı zamanda x1'in 0 ve x2'nin 1 olduğu durumda da geçerli. x1'in 1, x2'nin 0 olduğu durumda da. Ama yine fonksiyonu hatırlarsanız ben burada x1'ime 1 ve x2'ime 1 verirsem
Bu da verim fonksiyonunun çıkışında bir değer. Yani aslında hani sigmoid fonksiyonu nasıl biraz daha iyi hayal edebiliriz şeklinde, çıktısını nasıl daha iyi görebiliriz şeklinde bu kurs içerisinde verilen bir örnektir bu. Bunu böyle değerlendirebiliriz. Tabii burada biz başlangıç ağırlıklarımızı yani bulmakla uğraşmadık. Yani tabii onlar verilen olarak çözülmesi için değil, başlangıç ağırlığı eksik 30-20 diye. Bunu siz de değiştirip deneyebilirsiniz kendi uygulamalarınızda. Daha sonra işte burada Python'la çözümü var uygulamanın. İşte burada işte ağırlık maddesini oluşturuyoruz. Tabii. Şimdi bir önceki ekranın burada en üstteki satırda TETA'nın bulunduğu -30, 20, 20 kısımlarını rastgele mi seçtik? Yani şöyle, engineering kursunda... Birinci soru bu. Tamam. İkincisi de yani bunlar sonuçta o tek katmanlar da benim anladığım. Evet. Tek katmanlar ve katsayılar da hani ikisi bir arada çünkü kendi yani ben bu temel katmanı çözecek olsam bu en fonksiyon sonuçta -30 ile 20, 20 ikisi de 1 olursa alacağı değer 40 olur. -30'u geçer. Toplamı da 0'ı geçer. Değilse 0'ın altında kalır. Dolayısıyla 0 olur. Sonuç olur. Evet. Yani bunu modellemiş oluyorsun. Doğru mu? Hayır. Evet. Bu fonksiyon bunu modellememize. Yani şöyle geliyor aslında. Şuradaki modelin aslında aynısı. Dediğim gibi efendim. Bizim girdiğimizde x1, x2 var. Ara katmanımız var ve onun sadece tek bir noda çıktısı var. O çıktı da bize 0 mı 1 mi değeri vereceğini söylüyor. Bizim uygulamamızda işte aynı şekilde bu teta değerleri bu arada örnek olsun diye random verilmiş bir şeyler. Ama hani mesela burada örnek engineering'in verdiği örneklerden bir tanesi değerli aynısı. Ama o sadece şöyle intuition'ı gösteriyor. Hani kod yazdırmıyor size. Biz de hani bunu bir kod üstünde uygulayarak nasıl uygulandığını göstermek istedik. Burada işte dediğim gibi tetalarımızı oluşturduktan sonra girdilerimizi hazırladık. Şimdi şey demiştim, ilk sıfır değeri vardır ve daima 1'dir. Bunu unutmamamız gerekiyor. Buradaki ilk satış ilk sıfır. Yani aslında burada kolay bir tane. İlk sıfır, ikinci kısımda x1, üçüncülere de x2 değerlerimiz var. Bunlar da çıktılarımız. Yani 0-0 iken 0, 0-1 iken 0, 1-0 iken 0, 1-1 iken 1 olmasını gereken bir veri setimiz aslında. Ya şimdi bunu iki bölü yapabilirdik. Bir tanesi böyle bulutlu. Yani şimdi hesaplamak için hepsini bir kere hesaplamak isterseniz. İşte eğitim verisinden işte alfa 1, yani birinci katmandaki değeri seçersiniz. O değeri seçtikten sonra teta'nın alfa 1 ile çarpımını bulup işte z değerimizi bulursunuz ikinci katmandaki. Sonra ikinci katmandaki z değerinde bir aktivasyon fonksiyonu yani buradaki sigmoid fonksiyonu uygulayarak ikinci katmandaki aktivasyon değerini yani bu da bizim son katmanımız var. İşte çıkın olduğunuzun hipotez değerini bulursunuz. Bu da bize şey verir yani buradaki sırada neydi? İşte 0 0 0 1 0 1 1 de çıktılarda 0 0 0 1 olarak gelir. Bunu teker teker uygulamak isterseniz de hani bütün aşamaları teker teker yazarak uyguladığınızda aynı çıkıyor bize. Tabii şu ekranımızın hepsi aslında tek sınıfta tek bir olma ait model üzerinden ilerledik. Şimdi çok sınıflı sınıflandırmaya geldiğimizde biraz önce de aslında dedik ama şöyle bir şey var. Yapay sinir ağları da nümerik değerler üzerinden çalışmak istiyorum. Ve farklı bir girdilerim var. Burada zaten çok normal olacak bir bilgilerin ayarında. Peki ben bunu nasıl elde edeceğim dersek bir sonraki slide'a geçebiliriz. Şimdi buradaki her bir girdimi ben aslında burada bir encoding yaparak bir çıktı vektörü elde ediyorum. Şimdi bu çıktı vektörü diye 4 sınıfa ait vektör. Ve bana aslında her bir girdimi modelleyebileceğim ve bana çıktı olarak verecek bir vektör haline oluyor. Bir sonraki araya geçebiliriz. Bir şey eklemek istiyorum. Mesela burada bizim resimlerdeki örneğimizde Endurage'in kursunda yine 4 farklı sınıfa fotoğrafı klasifikasyon, yani sınıflandırmış oluyor. Y'ye yapmışlar. Arama, Hüsnü ve Trak. Şimdi buradaki çıktı nodumuz
sınıfta olduğumuz kadar, yani karşı tane sınıfımız olduğu kadar hipotezimizin boyutu da K, yani kaç sınıfa ayırmak istiyorsanız o kadar. Şimdi buradaki hipotezin çıktı değerinin gösterimi, yani mesela birinci örnek için çıktığımız bu olarak düşünün. Yani Y vektörünün birinci satırı. Birinci örneğin çıktısında birinci sınıfa ait olduğunu söylüyor. Yani Y'ye olduğunu söylüyor. İşte ikinci sınıfa ait olduğunu söylüyor. İşte R'a olduğunu söylüyor. Üçüncü sınıfa ait olduğunu söylüyor. Otosiklet olduğunu söylüyor. Bunların toplam gösterimi böyle. Yani çıktı aslında böyle bir şey veriyor. Evet, devam edelim. Hatta bunu da sizden görebiliriz. Aynen. Yani birden fazla layer'dan oluşabilir. Birden fazla layer'da işte her bir hipotez veriyor. Bunlar hipotezlerimiz aslında Y'yi değerli eşittir. Yani bu her bir ayar verir. İşte tekrar gösterecek olursak bu üçüncü sınıfa ait bir çıktı. Yani üçüncü sınıfında rotasyon olduğunu söylemiştik. Şimdi Bedel fonksiyonu sabahtan beri anlatılan çok önemli bir fonksiyon. Bizdeki uygulaması nasıl? Ondan bahsedeceğiz. Evet, Bedel fonksiyonunda şimdi öncelikle bizim parametrelerimiz var. Bu aslında zaten buradaki konsept derken. Buradaki L değeri bizim tasarladığımız alan katman sayısı. Biraz önce de zaten bunu göstermiştim. Buradaki S1'imiz her bir L katmanına sahip olduğu bohm sayısı. Burada yanlık değişkeni dahil etmiyoruz. Not olarak düşmüşüz. Buna siz de dikkat edin lütfen. En önemli kısımlar gibi. Buradaki K değeri de bizim çift katmandaki bohm sayısı. Yani sınıf sayısı da denebilir ama bohm sayısı olarak bakmakta daha net fayda var bence. Şimdi burada aslında bir lojistik regresyon modelini ben elimdeki biraz önce gösterdiğim değişkenleri hesaba katarak aslında sinir aldığı için kullanabileceğimiz Bedel fonksiyonuna dönüştürdüğüm bir model haline geliyor. Burada lambda bölü 2m formülüyle altta gördüğünüz gibi birden fazla sınıflarla yapabilmek için bizim iç içe toplam formülasyonuna dönüştürdüğümüz model bir hal oluyor. Yani şöyle bir ekleyeyim. Tabii. Bizim bu K hipotezimizin bunun içiyle, H1'i mi bulduk, H2'yi mi bulduk? Şuradaki, seminer bakacak olursak pardon. Şurada H1, 2, 3, 4 ya. Buradaki K her bir çıktı nodu için yapılan bedel hesaplamasını gösteriyor. Her bir için hesaplanıyor. Burada da işte bizim her layer'da farklı bir ağırlık matrisimiz vardı. Ağırlık matrisimiz de İşte girdi nodu ile bir sonraki nodun hani SG artıdır çarpımı bir boyutu olduğu için onu da bir iç içe hesaplaması gerekiyor. Karesini normalde artık bir tane değil, iki tane iki boyutlu bir matris olduğu için böyle bir hesaplaması var. Regularizasyon yani parametremiz farklı bir süreçte. Bunu bir hata payı olarak bakalım. Gerçek hayatta böyle günümüzde ortaya bir model atıyorum, bir model uygulayacağım. Buradaki benim hatamı, bunun bana maliyetini bilmem lazım. Bildiğimizi farz edeyim modelde. Biraz sonra da göreceksiniz bunlardan. Ben bunu minimize etmek istiyorum. Bunun en minimum değerde olması benim modelimin bana göre en optimal seviyeye ulaşması olarak temelde bakabiliriz aslında. Şöyle düşünün, biz şey demiştik ya, şu bunun boyutunu SG çarptı SG artı 1 demiştik ya. Burası tamamen bu matrise karesini alınabilmek için yapılması gerekiyor hesaplama. Bu da her bir, yani daha için gideceğiz ama her bir layer'daki hesaplaması. Biz şimdi ilk girdiğinden birinci gizli katmana gittik, bir bedel hesapladık, ikinci bir bedel hesapladık gibi düşündük. Şimdi bu Mainz dataseti vardır. Eylizis'in rakamlarını içerir. İşte onun fotoğraf olarak 1, 2, 3, 3, 0, 0, 0'dan 9'a kadar kaç rakamı içerdiğini, daha doğrusu hangisine ait olduğunu gösteren bir klasifikasyon problemi. Şimdi Endure Benjamin dersinde de bize case study olarak o verilmişti. Biz onu bir Python'la yazılıp çözebildik. Şimdi
bizim oradaki bir rakamımız, yani 0, 1, 2 mi, 20'ye 20 boyutunda bir girdi maddesi olarak bildi. Yani aslında 20'ye 20 bölmüş, her bir bölümdeki değeri bir feature olarak vermiş. Yani girdi boyutumuz 400 tane feature'ımız var. Ara katman olarak 25 kullanılmış, çıktı katman olarak da 10, yani 0'dan 9'a kadar olan rakam sayısı. Şimdi biz bunun içinde bedel fonksiyonu hesaplamak için kullandığımız aslında fonksiyonumuz bu. Burada önemli olan bir nokta, hesaplama yaparken mParam diye bir parametre array var aslında. NumPy array bir kendisi dizi var. Bu dizinin içerisinde bütün dataları tek satır olarak veriyoruz. Daha sonra biz o girdi satırını, işte girdi katmanı çarpı bir sonraki boyut falan, hani bahsettiğimiz sayı göre birinciyle 400'üncüye kadar teta göre 400'den geri kalanını da teta 2 yaratacak şekilde reshape etmemiz gerekiyor ki teta matrislerimizi oluşturalım. Sonra bu teta matrislerini kaç boyut, yani bizim 5000 tane örneğimiz vardı bu datasetin içerisinde sınıflandırmak için. Sonra unutmamamız gereken neydi? Her katmanda birilerin eklenmesi. Girdi katmanına birileri ekliyoruz. Sonra bunu sigmoid fonksiyonunda kullanarak ikinci katmandaki aktivasyon değerini buluyoruz. Sonra ikinci katmanda da her katmanda bunu tekrarlamamız gerekiyor. Yine birileri ilk kolon olarak, yani matrisinizi düşünün, bir sağa kaydırıp ilk kolona birler değerini ekliyoruz. Ve çıktı ya da işte hipotez değerimize eşitliyoruz. Şurada şu ifade çok önemli. Normalde bizim çıktığımız şey yazıyor. Mesela 400 tane feature var satırda, en sonunda 900. Yani bu artık 9 el yazısının etiketlenmiş hali. Ama biz burada çıktığımızı nasıl göstermiştik? Böyle göstermiştik. Yani encode edilmiş. Bu one-hot encoding miydi? Get dummies de öyle bir şey yapıyor. Yani içerideki kategori sayısını buluyor, etiket sayısını. O her bir etiket için bir kolon oluşturup onu işaretliyor yani. Birse sadece birim olduğu kolonda bir oluyor. Bu hale getirmemiz gerekiyor datayı. Daha sonra işte o y değeri için artık bizim hipotezimizdeki cost function hesaplayabiliriz. Yani işte y ile logaritma çarpıyoruz. 1 eksi y ile de yine 1 eksi h'ın logaritma adısını çarpıp bunları topluyoruz. Daha sonra regular şey bu loop'tur aslında. Hani teta ij'nin karesi loop'unu yaratıyoruz. Ve bunu lambda, buradaki parametremiz lambda parametresi regülize edilsin mi, edilmemesin mi? Yani eğer bir ya da bir değer girersek yani bedel fonksiyonumuz regülize edilecek, girilmezse de edilmeyecek gibi bir return değerimiz var. Bu aslında hani denklemin sadece Python'a dökülmüş hali. Şimdi ilk dediğim gibi ilk önce bizim array'deki yani girdiğimiz neydi? İşte x değerimiz var, feature'ların olduğu bir matris. Y değerimiz var, çıktıların etiketlendiği bir kolon. Ondan sonra ağırlıklar matrisimiz var. Şimdi biz bu soruyu iki türlü çözüyoruz. Bir tanesi Andrew Range'in bize verdiği optimum tetalarda. Yani daha önceden çözülmüş bir problem olduğu için bu tetaları kullanabilirsin diyor. İki, bu tetaları bir de sen yarat, bir de sen bul bakalım ekosistem ne olacak diyor. Şimdi burada ilk yapmamız gereken tetaları bir array'e çevirmek. Girdi olabilmesi için fonksiyonumuza. Daha sonra sıfır parametresini girmişiz lambda değerine. Sıfır parametresi için bir bedel, yani bedel hesaplıyoruz. Ve bir girmişiz, yani regülize edilmiş bir bedel olarak hesaplamak için. Daha sonra ikisinin değerini buluyoruz. İşte regülize edilmemiş halde 0.28, regülize edilmiş halde 0.38 olan bir iki değer çıkıyor data içinde. Şimdi, devam ediyorum. Şimdi biz bugüne kadar, yani şu ana kadar biz sadece ileri yönelik işlem yaptık. Yani bir çıktı üretmek için işlem yaptık ama bu işlemde yaptığımız hataları hesaplamadık. Tamam, kostumuz, maliyetimizi hesapladık ama ne kadar hatalı bir predict yaptım bilmiyorum. Bunun için de geri yayılım algoritması, yani İngilizcesi backpropagation diye geçiyor. Şimdiye kadar anlattığım kısım ileri yönelik yayılım algoritması, ileri yayılım algoritması olarak geçiyor. Şimdi geri yayılım algoritmasının amacı da bizim bu bedel fonksiyonumuzdan çıkan değeri minimize etmek. TT bağlı bir ifade. Biz bunun için de yine dereceli azalma yöntemini kullanacağız. Yani TT'ye bağlı kısmi türevini alacağız bu ifadenin. Ve izleyeceğimiz adımlar biraz karmaşık olsa böyle. Şimdi bunu ben buradan anlatmak istedim. Çünkü slide geçince hepsini bir yerde göreceksiniz. Şimdi girdi değerimiz neydi? X1'ler ve Y1'lerden, yani M tane değerimiz var. 5000 tane
X, D'ye satırımız var. Şimdi biz onun için önce bir delta matris oluşturuyoruz. Bizim ağırlık matrisimizin boyutunda. Bu delta'yı ilk başta sıfır yapıyoruz. Hatta hesaplarken kullanacağımız bir matris. Sonra bizim bütün örnekler için ilk önce işte X'i alfa 1'e atamamız gerekiyor. Hani hesaplama yaparken kullanabilmemiz için öyle çağıracağız. Ve şimdiye kadar yaptığımız işlerin hepsini yapacağız. Bütün değerler için ileri doğru giderek bir alfa değeri bulacağız. Yani o noktadaki aktivasyon değerini ve çıktı değerini bulacağız. Daha sonra şimdi biz son layer'dan girdi layer'ına kadar, yani son katmandan çıktığımızdan girdi katmanımıza kadar geriye dönerek ne kadar hata yapmışım onu hesaplayacağız. Böylelikle bizim hatamızı, yani daha doğrusu bedelimizi optimize etmeye çalışacağız. Şu ifade olur. Bu mesela son layer. Yani 3 katmanlı bir mühendisi, layer burada 3. Son katmanda neyi veriyordu bize? Çıktığı veriyordu. Gerçek değer olan G'den bizim son katmanda aktivasyon değerimiz, yani hesapladığımız çıktığımız farkına alarak bir hata buluyoruz. Ve bu hatayı geriye doğru tekrarlıyoruz. Ama burada o başlangıç katmanına geldiğimiz zaman işlem yapmıyoruz 2'ye kadar. Niye? Başlangıç katmanının hatasını geri gönderemeyeceğimiz için hesaplamamıza gerek yok. Bu, yani iterasyon sayısı olarak hesaplarken dikkat edilmemesi gerekiyor. Şimdi burada biz ne yaptık? Bir ileri giden değerini hesapladık. Bir de geri gelerek hatasını hesapladık. Şimdi hataya göre bu delta matrisini update etmemiz lazım. İteratif olarak o katmandaki aktivasyon biriminin değeriyle bir önceki katmandan gelen hatayı çarparak bizim bu delta değerini güncellememiz gerekiyor. Yani hatayı geri taşıyarak güncellememiz gerekiyor. Daha sonra bu iterasyon bittikten sonra bunu regülize ya da etmeden ortalamasına alarak yığın haline getirmemiz gerekiyor. Bu yığın da bize aslında türev operasyonunun vermiş olacağı değeri verecek. Yani şu geriye dönerek yapılan işlem, iteratif işlem aslında yığın olarak bizim kriteriye bağlı bedel fonksiyonumuzun türevini verecek. Şimdi biz bunun uygulamasını da göstereceğiz size. Tamam. Yani bu işte ilk yapmamız gereken şey gösterimi. Şimdi ileri beslemenin gösterimini göstermiştik slide'dan. Şimdi mesela şöyle bir örnek olduğunu düşünün. 4 katmanlı bir örnek var. İşte geri katmanı, gizli katmanlar ve çıktı katmanı 4 tane sınıfa klasifiye ediyor. Bu az önce gösterdiğim işte yaya mı, motosiklet mi, kamyon mu, araba mı örneği gibi. Şimdi ilk işlemimiz ne? X'i alfa 1'e, yani birinci katmandaki değerleri atamak. Daha sonra birinci katmanın ağırlığıyla birinci katmanın değerini çarpıp ikinci katmandaki Z değerini bulmak. Sonra bunu bir aktivasyon fonksiyonuna sokarak alfa 2, yani ikinci katmandaki aktivasyon değerlerini bulmamız gerekiyor. Ama burada her zaman söylediğim gibi unutmamamız gereken şey şuraya bir bias unit çizmemiz gerekiyor. Yani A0. O 1'leri ekleme işlemi belirlendeki. Onu yapmamız gerekiyor. Daha sonra yine tekrarlaya gittiğimizde en son katmandaki, yani dördüncü katmandaki Z4 değerinde aktivasyon fonksiyonuna koyunca A4 diye hipotez değerlerimizi alfa 4'leri hesaplarız. Şimdi bunu yani loop olarak göstermeye kalkarsak, şimdi yani 1'leri ekle, işte ondan sonra onların çarpımından Z'yi sigmoidin içinde çarp, ondan sonra işte diğeri bul. Yani basit bir gösterim olarak daha iyi çalıştırabilirsiniz. Erişim, kodları çalıştırıp görün. Aynen. Yani şey, siz de bu arada bu projenin tamamı notebook olarak çalışan halini de vereceğiz. Yani sadece sunum değil. Ayrıca kodları da bulacaksınız zaten çalışan halde. Bilgiler bağlı. Şimdi ne yapacağız? Sonra işte geriye doğru teta değerlerini hesaplamamız gerekiyor. Şimdi şurada biz olay var. Az önce dedim ya, hani geriye doğru giderken yığın yöntemi vardı. Bir de şöyle bir yöntem var. Bizim aktivasyon fonksiyonumuzu niye biz sigmoyu seçmiştik, türevlenebilir demiştik, değil mi? Hani türevlenmesi bizim bir yerde işimize yarayacaktı. O yer burası. Şimdi biz hatayı hesaplarken teta'ya bağlı kısmi türevini aldığımızda sigmoid fonksiyonunun türevini almamız gerekecek. Sigmoid fonksiyonunun türevi de çok kolay bulunabilir. Kendisi çarpı 1 eksi kendisi. Yani sigmoid çarpı 1 eksi sigmoid. Basit. Şimdi her katmandaki aktivasyon değerini hesaplarken bu fonksiyonu kullanacağız artık geri yanında. O da şöyle gösterilecek. Şimdi ben bu katmandaki alfa hesapladım. Şimdi geri döneceğim. Dördüncü katmandaki hatamını hesaplarken basit bir formül kullanıyorum ama
bir sonraki katman, yani üçüncü katmandaki hesap varken ne yapacağım? Üçüncü katmandaki ağırlığın transpozu çarpı gelen hata çarpı sigmoidin türevi. Aktivasyon biriminin türevi. Yani bu görebilirsiniz bu arada. Çünkü biraz takip etmesi zor bir şey. Burada önemli olan neydi? Biz daha önceden ne yapıyorduk? İşte sadece hesaplarken x çarpı teta kullanıyorduk. Z'ye gibi sokuyorduk. Burada artık ağırlığa göre hatayla hesaplayarak ağırlıkları güncelliyoruz artık. Düzgün bir optimal noktaya bulmamız lazım çünkü. Bedenimizi minimize etmemiz lazım ona göre. Bu işte iteratif işlemi yapıyoruz. Geriye böyle. Ve ilk katmanda bak gördüğünüz gibi işlem yapmıyoruz. Son saklı katman sekmesinde işlemi bitiriyoruz. Ya bu da onun grafikleri aynısı. Şimdi uygulamasına geçelim. Şimdi sigmoid fonksiyonu sabah da farkında yazdı arkadaşlar. İşte sigmoid neydi? İşte girdi diyelim. 1 bölü 1 artı exponential eksi z üstü yani. Bunun türevi var. Türevi de kendisi çarpı 1 eksi kendisiydi. Buradaki dereceli gradyentin çevirisi. Daha sonra geri eğilim algoritmasını kullanıyoruz. İşte başlangıç tetalarımızı yine vektör halinden şeye getiriyoruz, matris haline getiriyoruz. Getirdiğimiz çıktıları işte encode ediyoruz, bu Y matrisini çekiyoruz. Ondan sonra birinci, yani her katmandaki teta için farklı bir delta matrisi yaratıyoruz. Onlar da zero'lardan oluşuyor. Yani MP0, sıfır matrisi yaratıyoruz. Sadece boyutunu alır içerisindeki parametreler. Örnek sayımızı alıyoruz. Ondan sonra örnek sayısı kadar, ilk önce şuraya kadar, şu satıra kadar ileri eğilim algoritmasıdır. Hani birileri ekle, çarp, sigmoide kullan, bir ekle, çarp, sigmoide kullan, çift değerini ver. Daha sonra geri eğilim algoritmasını kullanacağız. Şuradaki önemli olan şey şu, mesela sizin birinci kolon için hangi sınıfa ait olduğunu kontrol etmeniz gerekiyorsa ILOC 1 diyorsunuz. Şu encode ettiğiniz boyutlu, çok boyutlu Y matrisinden birinci kolondaki sınıfın doğru olup olmadığını söylüyor size. Yani bu mesela işte 1 diyor, yani motor sütlet diyorsa bu da motor sütlet acaba diye böyle bir ifade yapmanız gerekiyor. Bu satır çok önemli. Hani belki bu arası içerisinde en önemlisi bu. Daha sonra işte yine 1'leri ekleyerek geri yönelik delta değerlerini güncelliyoruz iteratif bir şekilde. Daha sonra iteratif güncellediğimizde işte M ile görüyoruz. Bir de işte şuradaki regularizasyon parametresiyle şu fonksiyonu uyguluyoruz aslında. Yani gösterimi uyguluyoruz. Yani şu gösterimi uyguluyoruz. Burada J eşit 0 1 20'ye yani şu delta değeri için. Tamam. Şimdi mesela burada uygulaması var. İşte geri boyutunu, işte ara katman boyutunu ve etiket yani çıktı katmanın boyutunu veriyoruz. Bu boyut dediğim arada şey, geri katmanında kaç tane boğum var? Ara katmanda kaç tane boğum var? Çıktı katmanında kaç tane boğum var? Yani boyut derken kaç tane ara katman var gibi düşünmeyin. Burada rastgele tetalar oluşturmuşuz, bunu birazdan anlatırız. Daha sonra işte geri yerim algoritmasının parametrik ve şey, regülatif bir olduğu için regülatif hesaplamasını yaptığımızda çıkan değerler böyle bir dizi haline geliyor. Şimdi fark ettiniz galiba, backpropagation için biraz böyle hesaplaması karmaşık, çok fazla adımı çok fazla çarpımlı olan bir ifade. Uygulanmasını kontrol etmemiz lazım ki hani bir açık, yani bak var mı kodda, biz bir şey yanlış mı çarpıyoruz, boyutu mu yanlış çıktı, kontrolü önemli. Gradient checking diye İngilizcesi mi? Sen toparla bizim süremizi açtık. İki tane şey kaldı. Bak şunlardan da başlayalım. Bunlar çünkü çok önemli şeyler. Dereceli kontrolü aslında şeyde kullanıyorsunuz sadece. Modeli ilk yazdım, uyguladım. Doğru çıktı verdi mi değil de bu modelde ben bunu doğru uyguladım mı kontrolünde. Production'a çıkartacağınız bir kodun şimdi dereceli kontrolü yapmayın. Daha doğrusu bu gereksiz bir şey. Çünkü siz bir kere bir şey doğru uyguladıysanız her zaman doğru uygulamışsınızdır. İşte sebebi bu. Ondan sonra işte bu bug'ı çözmek için. Buradaki olay da aslında şuradan göstersem daha iyi. Şimdi biz gradient hesaplıyoruz. Gradient türevi alıyoruz. Türevi doğru hesaplamış mıyız diye buluyoruz. Bir tanesi dediğim gibi ben işte sigmoid fonksiyonunun türeviyle hesaplanıyor. Bir tanesi de böyle iteratif. Alfa gibi küçük bir yer seçiyorsunuz. Bu alfayı diyorsunuz ki posta yer ekle çıkar. Yani sürekli kaldık hepimiz herhalde. Kalkıp sürüyoruzdur. Oradaki bir iki
hepsi sonunda bir yakın değer hesaplıyoruz aslında. Bu değer, eğer bu bizim şey, yaklaşık gradient değerimiz oluyor aslında. Yani backpropagation, yani geri yayılım algoritmasının sonucuyla yakın mı diye bakıyoruz. Eğer sonuç dediğimiz gibi işte 10 üzeri ise bazen 0 çıkıyor, yani kaç kırılığa baktığınızda bağlı. Eğer birbirine yakınsa demek ki siz bu geri yayılım algoritmasını doğru implement etmişsiniz plotlar üstünde. Çalıştırabilirsiniz. Onu çekeyim için kullanıyorsunuz. Onun kod uygulaması burada. Şimdi bunu çok yapamayacağım ama şöyle gösterebilirim. Yani buradaki teta değeri artı epsilon değeri, teta değeri eksi epsilon değeri yüksek, alçak, yani bu yukarıdaki aşağıdaki ikisinin farkının 2 epsilon değerini geri döndürüyor. Şimdi biz ne dedik? Bu problemi iki farklı çözeceğiz. Bir tanesi endürmeyicinin bize verdiği tetalarla, yani zaten gerçekten bulunmuş tetalarla, ki olayın amacı aslında bu tetaları bulmak. Direkt şu sonucu bulabilirsiniz. İki, gerçek hayatta bu tetalar yok. Bu tetaları nasıl buluruz? Rastgele başlangıç ağırlıkları da bundan geliyor. İşte biz diyoruz ki tetayı epsilon gibi küçük bir değer buluruz. Bunun arasından seçeriz. Nasıl yaparız? Şimdi bizim girdi katmanımızda 10 tane bom var. Ara katmanımızda 10 tane bom var. Çıktı katmanımız 1 bom. O zaman bizim ağırlık matrislerimiz ne olacaktı? Bulunduğumuz katman çarpı... Yok, geçmiş, önümüzdeki katman... Karıştırdım, pardon izledim. Yani bulunduğumuz katman çarpı... Neyse, direkt okuyayım daha iyi. 10-11, 10-11, 1-1 boyutunda teta matrislerimiz oluyor. Biz bunların içinde işte random bir sayı seçip, işte 2 epsilonla çarpıp, epsilonu çıkartarak random ağırlık matrisleri buluyoruz. Sonra bunu işte forward, yani ileri eğilim algoritmasına sokuyoruz. Geri eğilim algoritmasıyla ağırlığını buluyoruz. Cost'u minimize etmeye çalışıyoruz, yani belirli minimize etmeye çalışıyoruz. Bu sırada da işte bu tetalar güncelleniyor. Bize en iyi çıktığı veren teta oluşturuyor. Bunun rastgele görüntüsü bu. Mesela epsilon 0-12 seçmişim. İşte round'un layout, yani burada mesela girdi katmanı bir sonraki katman. Bir sonraki katman virgül girdi katmanı artı 1 çarpı 2 epsilon eksi epsilon gibi bir renkler var. Bu sunum da buraya kadar. Ama müsaade ederseniz ben bir de kodu ufacık göstermek isterim. Gösterelim en azından. Biz bu proje boyunca not kullandık. Gayet memnun kaldık. Gösteririz. Şimdi bu altı aralıkı bence tekrar edelim. Yani ben şuradan şey, sana nasıl yani, altı aralıkı? Yani şimdi aslında arkadaşlar ilk olarak ne yaptık? Modelden bahsettik. Modeli gösterdik size. Ve daha sonra da başlangıç ağırlıklarını rastgele atanması buradaki random'un altını çizdik. Ve uygulamada da zaten bunu inceleyebilirsiniz. Daha sonra ileri yayılım algoritmasını kullanarak her bir xi için orada haşlete xi'leri hesapladık. Bedel fonksiyonuna zaten artık hakimsiniz. Bedel fonksiyonunu hesapladık. Daha sonra kısmet türevi uygulayarak geri yayılım, yani bizim backpropagation algoritmamızı uyguladık. Bir hata hesapladık ama hani değerimizden ne kadar yaklaştık, ne kadar uzaklaştık. Bunu gör. Tabii bunu bir de buradaki dereceli kontrol algoritmasını kullanarak da aslında geri yayılım algoritmasını nasıl çalıştığını kontrol ettik. Özetle bunu da yaptık. Ve en sonunda şimdi uygulamamıza geçecektik ama süremiz kısıtlı. Yani kodun üzerinden geçelim. Temelci zaten sonrasında bunu çalıştık. Siz kodu incelerken kaybolmayın. İşte ise aklınızda bir şeyler bulursunuz. Evet. Süremizi biraz oturup kusura bakmayın. Şimdi ilk önce burada yapacağımız adımları koyduk. Ama bu adımlar tetayı bilmediğiniz zaman, yani başlangıç harfleri bilmediğiniz zaman, yani gerçek hayatta yapacağınız adımlar. İşte kütüphane eklenmesi, dataların okuması. Burada işte bahsettiğim gibi iki yöntem yapıyoruz. Bir tanesinde burada bahsettiğim tetalar mevcut. Yani endürmeyici bizim için çözmüş. Sadece implement edilmiş. Ama biz bir implement ettik. Bir de random tetalar olarak onları çözmeye girdik. Burada işte boyutlarını gösteriyorum işte girdi diyelim. Y işte tek dimension'da 500 örnek için çıktı veren bir şey. İç yerindeki değerler 1'den 10'a kadar. Buradaki 10, 0. 0 etiketlemek istemedik. Hesaplama yaparken sıkıntı çıkar. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O yüzden 10 kullandık. Ondan sonra işte x boyutunu, yani geri vektörünün boyutu 5000 sample, 4000 boyut. İşte tetaların boyutları gibi. İşte genelde datamız böyle bir şey. Yani 20'ye 20 demiştim. Şurada fark ettiyseniz 20'ye 20 işte her bir satır 20'ye 20 boyutlandırıp bir matrisi çevirip display ettiğiniz zaman şöyle 10 tane örnek koyuyorum ben size. 10'luk matrisi var. Sonra sigma boyutunun uygulanması var. Burada bedel fonksiyonunun sizin sorduğunuz gibi hani olması gereken sayılar dediniz ya.
İşte burada mesela rakamları yerine yazarak göstereyim. Daha böyle açıklayıcı olabilsin diye. Burada fark ettiyseniz 401 ya da 10 artı 1 gibi bir şey yok. Çünkü buradaki tetaların hesaplanmasında bias unit yani yanlılık birimi kullanılmaz sayı olarak. O sadece matris notation içinde, matrisin içine yazılmanız gerekiyor. Unutmayın. Daha sonra işte modeli genel olarak böyle bir çıktısı olacağını gösteriyoruz. 400 katmanlı bir şey var, geri var. 20 tarih, şey 10 tarih sınıfı açıklayacak. Neyse. İşte değer olarak atadık. Sonra sigmoid dereceli var. Daha sonra bedel fonksiyonu uygulaması var. Kodda az önce anlattıklarımla aynı. Sonra işte bedel fonksiyonu uygulaması var. Yine aynı değerleri buluyoruz. Mevcut yani önceden tanımlanmış detalar ile. Tamamlayalım isterseniz soralım. Etüdü, epodörü, konuşma. Şimdi noktadan sonra bir de et var. Yani bu vektörel çarpı. İki matrisi çarparken de etle çarparsanız daha uzun. Yani transpoz olduğu için de nokta t koyuyorsunuz. Yani bunlar biraz şey böyle, scientific Python gibi bir şey olması gerekiyor. Yani böyle data manipulation için falan kullanıyorsunuz ama matrix notation'da biraz daha böyle kafa karıştırıcı bir şey Python'da. Daha sonra işte geri yayılım algoritmasının uygulaması var yine aynı şekilde. Ve dereceli kontrolü uygulaması var. Daha sonra şunu fark ediyoruz. Bize Endure Engine'in verdiği data ile Endure Engine'in verdiği tetaları uyguladığınız zaman gradient'in uygulaması işte bilmem kaçıncı eleman için yani iteration sıfır. Olması gereken bu. Dereceli kontrol değeri bu. Fark sıfır. Yani biz burada backpropagation yani geri yayılım algoritmasını doğru uygulamışız demek oluyor. Sonra bu predict algoritması yani ile tahminle. Şimdi biz bütün ağırlıkları bulduk. Güncellemelerimizi yaptık. Şimdi ilk girdi katmanından son katmanına kadar işlememiz lazım ki yapay sınırlarını çıktı elde edebilirim. Tahmin fonksiyonu da aslında bir ileri beslemeli fonksiyon gibi. İleri yayılımlı bu fonksiyon gibi davranıyor. Daha sonra işte Endure Engine'in tahmin oranı 97.52 idi. Sonra biz işte dediğim gibi başlangıç detalarını bilmediğimizde rastgele seçmek için bir fonksiyonumuz vardı. Onu hesapladık. Sonra başlangıç değerlerimizi random o fonksiyonu kullanarak tanıdık. Ve onu işte geri yayılım algoritmasına soktuk. Daha sonra bedelimizi hesapladık, çıktığımızı aldık. Sonra biz gerçekten bu datayı bu geri yayılım algoritmasını doğru uygulamış mıyız diye kontrol ettik. Sıfır. Yani doğru çıkışıyor. Daha sonra şöyle bir şey var. Bizim bu detayı optimize etmemiz için ya kendimizin yazması gerekiyordu ya da Duygu'nun bahsettiği gibi daha önceden yazılmış optimizasyon algoritmalarını kullanmamız gerekiyordu. Biz burada Scientific Python librarysindeki işte minimizasyon fonksiyonunu kullandık. Burada işte 50 iterasyon. İşte bedel fonksiyonu, cost function olarak bizim bedel fonksiyonumuzu, işte başlangıç parametrelerimiz bu. İşte backpropagation algoritmasının parametresi olarak bizim kullandığımız yapay sinir ağlarının için yazdığımız işte geri yayılım algoritmasını kullandık. Bunlar da input değerleri, yani bizim mevcut değerlerimiz diye koyduk. İterasyonumuzu yaptı ve bize bir teta dizisi gönderdi. Hem bunun pay array olarak geri geliyor. Sonra biz bunu yine teta 1, teta 2 diye ayırmamız gerekiyor. Çünkü tek sıkıntı gerektiğinde şey. Sonra bu teta 1, teta 2 için bizim bir tahmin yapmamız gerekiyor. Yani teta 1 ve teta 2'yi ben kullandığım zaman accuracy'm kaç? 95.86'ymış. Bu bizim tabi iterasyon sayımız, makinemizin gücüyle alakalı. Daha sonra biz işte bir Endure Engine'in yaptığı model için bir tahmin çıkışı yaptık. Yani işte olması gereken tahmin değeri, olması gereken tahmin değeri gibi böyle bir random seçimler yaptık yani göstermek için. Daha sonra işte hatalı değerlerde neler mesela karışmış? 4 demişiz, 0'mış. İşte 4 demişiz, 7 demiş. O arkadaşa 8 demişiz. Öyle. Gösterim yaptık. Bir de kendi fonksiyonumuzda karışıklıklar nereden kaynaklanmış belki görebilirsiniz diye. İşte gerçek değerleri tutturduklarımızı ve hatalı yer düştük demişiz. 7'ye 9 demişiz. Bu hakikaten 9'e 9 demişiz. 2'ye 8, mesela bu halde 7 derdim. Gibi bir çıktı elde ettik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani, sormak istediğiniz bir şey varsa sana benim yok dedim. Çıkmışlar sorun. Biraz da ara vereceğiz. Yani çıkmışlar. Daha detaylı anlatıyoruz. Sizin sorunuz var sanırım. Bizde ne vardı? Bizim beyin hücrelerimiz ne yapıyor? Elektrotlardan bir sinyal oluyor aslında, elektriksel bir sinyal oluyor. Bunu kendi içerisinde bir aktivize edeceğim ve etmeyeceğim. Yani benim canım acıyor, sıcaklık mı hissediyorum, hangi diyerek klasifik geçeceğim onu söylüyor aslında. Siz alt duyu hücreniz var,
işte dokunduğum yer sert bir yumuşak, burada karar vermenizi istiyorsunuz. Bu aktivasyon ünitten geçip aslında sizin beyninize bir sinyal gönderiyor. Bu aldığım veriyle ben aslında sıcaklık hissediyorum diyor. Bu da o prensipten çıkmış bir yer. Onlar biraz daha etmez konular ama yani bir... Olabilir. O yüzden bir sürü network algoritması çıkarttılar. Zaten işte konuya yönelik çözümler için yani bunları sonra başka bir derste başlayalım. Gerçek burada da şey var. Çok bir beraber çok şizofreni neyse karşı bilgi karıştırma oluyor aslında. Şimdi siz şey düşünün. 20 katmanınızda 10 tane değeriniz varken ara katmanı koyduğunuz 100 tane değer. Şimdi 10 değerli 100 değeri eğitemeyeceği için artık yeteri kadar bilgim yok benim. Ben bu notları nasıl eğiteceğim diye kafasına göre değer atamaya başlıyor. Sonra network karıştırma yapmaya başlıyor. Ya da işte 20 katmanınızda 100 tane not varken ara katmana 10 tane not koyuyorsunuz. O 100 bilgiyi 10 noda sıkıştırmaya çalışırken diyor ki ben bunu nasıl anlayabilirim? Yine kafa karıştırıyor. Bunları işte gradient checking anlattım ya. İşte dereceli kontrol. Orada şey var. Derecenin patlatılması, derecenin kaybolması. Yani bilginin çok yüksek bir şekilde hesaplanması ya da ortadan kaybolması gibi durumlar var. Bir de aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu bir yanlılık birimini ekledik ya sürekli. Diller. Diller sizce ne iş? Kimse sormadı. Ben sana bir. Sizlerimiz oldu. Neyse düşün, bu da size de çok teşekkürler.